Chanel e Lezzetler kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel hafif kremasıyla pamuk gibi kekiyle e, muzlu rulo pasta yaptım. E, ben nasıl yapıyorum merak ediyorsanız buyurun tarife geçelim. Öncelikle kekini yapmaya, yaparak başlıyoruz. E, pastamıza 3 yumurtayı kaseme aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ettim. Hemen Krema kıvamına gelene kadar mikserle çırpıyorum. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde olacak. Bir çay bardağı süt ilave ediyorum ve hemen üzerine şöyle bir su bardağı klasik su bardağıyla aynı bardak ölçüm arkadaşlar 200 milim un ilave ediyorum. Unun üzerine bir paket kabartma tozu ilave edip karıştırıp kıvamına bakıyorum. Kıvama biraz sıvı geldi bana. Şöyle yarım su bardağı tekrar un eklemesi yaptım. Dikkatli koyun her zaman ununu. Evet bu kıvam kekimiz için yeterli. Yağlı kağıt serili fırınımıza hemen kek harcımızı dökelim. Yağlı kağıt çok önemli arkadaşlar. Rulo pastada yağlı kağıt olmazsa olmaz. Çünkü keki fırın tepsisinden ayırmanız son derece zor olur. Rulo şeklinde saramazsınız. Bu yüzden yağlı kağıda çok ihtiyacımız var. Hemen 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. 15 dakika kadar bir sürede kekimiz pişecek. Kekimiz pişerken hemen kremamızı ayarlayalım. Bunun için 2,5 su bardağı sütü tencereme aldım. Yarım su bardağı toz şeker ilave ettim. 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da un ilave edip şöyle bir adet yumurtanın sarısını da kremaya lezzet vermesi için ilave edip ocağın altını yakıyorum sürekli başında bekleyerek Çırparak pişiriyorum koyulaşana kadar pişireceğiz gördüğünüz gibi bu hale geldikten sonra altını kapatıyoruz 1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin ilave edip güzelce kremamızı çırpıyoruz soğumaya bırakıyoruz üzerine bir streç film kapatmayı unutmayın hemen kekimi gösteriyorum fırından çıktı tam 15 dakikada pişti Şimdi kekimi şöyle hemen bir tur sıcakken sarıyorum yağlı kağıttan ayırmadan önceki. Daha sonra sardığımda kek çatlamasın, e, rulo haline alışmış olsun. Tersini çevirdim kekimin, yağlı kağıdını çıkardım. Kremamız soğudu, üzerine bir paket toz krem şanti ilave ediyorum ve şimdi şantimi mikserle iyice. Krema akışkan bir hal gelene kadar çırpıyorum. Tersini çevirdim kekimi temiz bir yağlı kağıt üzerine aldım. Kremasını gördüğünüz gibi döküyorum. Tam geliyor bu ölçüler birebir tam arkadaşlar. Kreması kekine tam geliyor. Hemen sürüyorum. Sürdükten sonra e, istediğiniz yöne sarabilirsiniz. Ben ince uzun tarafını sarmayı tercih ettim. Şöyle 2 adet muzumu Biraz esneterek kekimin arasına yerleştiriyorum. Yağlı kağıt yardımıyla sarmak biraz zor e, bu keki arkadaşlar kremasından dolayı. Sürekli bir kayma, e, tutmama olayı oluyor. Keki çatlatmamak için de çok fazla e, müdahale edemiyorsunuz. Bu yüzden yağlı kağıtla şöyle Hemen keke bastırmadan yuvarlak bir hareketle katlamaya çalışın. Evet bu şekilde yağlı kağıttan çıkarmadan donması için buzdolabına kaldırıyoruz ve yarım saat bir saat sonra gördüğünüz gibi yarım saat değil pardon 3-4 saat kadar bekledi benim kekim. 3-4 saat kadar sonra çıkarıyoruz. Şöyle servis tabağıma sığacak şekilde biraz fazla parçasını kestim, çıkarıyorum onu. Diğerini servis tabağıma alacağım. Üzerini süslemek için hemen bir cezveye su koyuyoruz. Üzerine bir paket beyaz çikolatayı koydum. Yalnız ben beyaz çikolata alırken dikkat etmemişim. Fındıklı olanından almışım. Ee, i̇çinde tüm tüm fındıklar var arkadaşlar. Siz dikkat edin. Sade beyaz çikolata olur. Ee, daha iyi olur sıkarken. Şimdi bir poşete aldım çikolatamı. Ve gördüğünüz gibi güzel sıkarak kekimin üzerine süslüyorum. Ee, sıktığım şekli çok e, beğenmediğim için şöyle bıçakla sıvayıp tekrar üzerine yani kekimin rengi de kapanmış oldu. Beyaz bir görüntü olmuş oldu. Tekrar üzerine çok az bir şey 50 gram kadar e, siyah çikolata, bitter çikolata erittim. Ve güzelce böyle şeritler yaparak ee, rulo kekimizi süsledik süsleme tamamen sizin hayal gücünüze bağlı arkadaşlar çikolata çok pahalı alamam ama masraflı diyorsanız çikolata olması şart değil ee, içindeki kremadan birazcık artırıp dışına da sıvayabilirsiniz veya pudra şekeri serpip öyle servis edebilirsiniz tamamen size kalmış evet şu an benim pastam hazır çikolatalarım dondu gördüğünüz gibi donduğu için aslında bir miktar sıvı yağ ekleseydim çikolatalarım bu kadar sert donmayacak. Ee, telefonuma mesaj geldi. Sürekli sesi kapatamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, kekimden hemen şöyle bir dilim kestim. Ve yakından size göstermek istiyorum dokusunu da. Gerçekten çok lezzetli bir kek oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Tele ile çocuklarınız bayılacak. Benim çocuklarım çok seviyor. Hazır pastalar gibi Lezzetli hafif bir kek mutlaka deneyin diyorum. Şöyle yakından da size göstereyim. Bakın pamuk gibi dokusu, kreması, üzerine çikolatası ayrı bir lezzet veriyor. Muzuyla birlikte muz bütün kremaya tadını veriyor. Ee, gayet güzel bir tarif arkadaşlar. Ee, yepyeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Tarifin beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.